Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde table etiketi hakkında konuşacağız. Öncelikle table etiketimizi yaratmaya başlayalım arkadaşlar. Bazı değişiklikleri sonra sırasıyla yaparız. Öncelikle table etiketimizi açtık. Kapattık arkadaşlar. Şimdi araya öncelikle ne yapmamız lazım? Bir tane satırları oluşturmamız lazım. Table row'ları oluşturmamız lazım arkadaşlar. Önce table row'ları oluşturalım. tr etiketini kullanıyorum table row'ları oluşturmak için. Bunu da açtık. Kapattık arkadaşlar. Bu table row'ların içerisine table dataları girmemiz lazım td etiketini kullanıyoruz table data için. İlk olarak şöyle bir tablo oluşturalım arkadaşlar. İşte isim, soy isim ve yaşım bulunduğu bir tablo oluşturalım. Şimdi isim diye bir table data oluşturduk. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Soy isim ve yaş şeklinde 3 tane satırımızın içerisinde 3 tane table data girdik arkadaşlar. Kaydedelim bakalım nasıl görünüyor tablomuz. Refresh ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere isim, soy isim, yaş diye 3 tane bilgi girdi. Şimdi bunların altlarını girecek, isimleri ve yaşları yazalım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar burada? Öncelikle bu table row'u olduğu gibi kopyalıyorum şöyle. Yapıştırdım. Yapıştırdım şöyle. Table row etiketimi geri aldım. Buraya ilk arkadaşımız ne olsun? Ahmet. Soy ismi Yılmaz olsun. Ve bu Ahmet Yılmaz arkadaşımız da 34 yaşında olsun arkadaşlar. Aynı şekilde yine bu satırı kopyalayıp yine bir satırımızı yapalım. Ne olsun arkadaşlar? İkinci arkadaşımızın ismi Mehmet olsun. Klasik isimlerden gidelim. Mehmet Özdemir olsun. Bu arkadaşımız da tam 40 yaşında olsun bakalım bir kişi daha koyalım arkadaşlar. Yine Table Row kısmını kopyalıyorum. Geldim yapıştırdım arkadaşlar. Şuradaki TR etiketimi geri aldım. Bu arkadaşımızın adı da Ayşe Tekin, Tekin olsun. Bu arkadaşımızı biraz genç olsun. 19 yaşında diyelim arkadaşlar. Save ediyorum refresh ettiğim zaman gördüğünüz üzere table row'lar her bir row içerisinde td dataları girdik arkadaşlar. Bu şekilde bir tablo oluşturduk. Şimdi burada hemen şeyleri sorarım. Şimdi dikkat ederseniz tablomuza baktığımızda tablomuz çok çirkin görünüyor. Yani hangisinin başlıklar, hangisinin datalar olduğu çok belli değil arkadaşlar. Gelelim ilk tablomuzun ilk kısmını arkadaşlar table td değildi bunu th olarak yaz th olarak yazalım yani table header olarak yazalım arkadaşlar kapanışlarını da düzgün bir şekilde th şeklinde yapalım th şeklinde yaptık arkadaşlar kontrol save diyelim Refresh dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere isim, soyisim ve yaş kısmının başlık şeklinde daha kalın olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar açıkçası table'ları, stilleri CSS ile vereceğiz ama bu tablomuzda şöyle bir özellik kullanalım. Gelelim border özelliğini kullanalım arkadaşlar. Border özelliği ve buna da bir diyelim arkadaşlar. Refresh ettiğimiz zaman gördüğünüz üzere tablomuzun içerisinde tablomuz giderek daha bir tabloya benzemeye başladı. Genel olarak arkadaşlar HTML'de e, tablolar bu şekilde oluşturuluyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde hiçbir stil kullanmadan gayet basit bir tablo. İşte stillerde bunun işte borderlarına ya da buradaki e, datalara verilen bilgileri daha farklı bir şekilde kullanacağız zaten. Ama şimdi temel HTML olarak bu şekilde. Tablomuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada bir iki konu daha var. Şimdi normalde o, bu yazacağım table header ve table body etiketler arkadaşlar hiçbir değişiklik yapmayacak. E bunları bu table head ve table body o, etiketini neden göstereceğim arkadaşlar? Bunlar şey şu işe yarıyor yani SEO'da ne derler? Search Engine Optimization denilen mesela tablomuzda bir TH ve t kullanırsak tablomuzun header'ının hangisinin olduğu daha kolay anlaşılır arkadaşlar. Zaten TH ve T-body HTML5 etiketleri. Geliyorum arkadaşlar. İlk yukarıdaki başlık olarak kullandığım table sütunu th şeklinde etiketleri ekliyorum arkadaşlar. Geliyorum bunu yine şu başlık olarak kullanacağımız satırı kapsayacak şekilde yerleştirdim. Bunu da bir içeri alalım. Buradaki şeyleri de seyredelim arkadaşlar. Aynı şekilde bu kez T-Body'yi yazalım. T-Body'yi yazdık. Şuradaki arkadaşlar kapanış etiketinde en altı table kapanış etiketinden bir öncesinde yerleştiriyoruz. Şunu da içeriye alırsak burada gayet temiz bir şekilde o, table etiketimizin o, kodlarını satırlarıyla, sütunlarıyla kodlarını oluşturmuş olduk arkadaşlar. Save zaman dediğim gibi burada herhangi bir değişiklik görmeyeceksiniz. Yalnız Search Engine Optimization o, için geçerli olan etiketler T-Head ve T-Body etiketleri yalnızca kodun daha temiz ve düzgün okunmasını sağlar arkadaşlar. Bu dersimizde Table etiketini konuştuk ve basit bir HTML tablo oluşturduk arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.